Merhaba, bu videoda yazdığımız Go programını farklı işletim sistemi ve farklı işlemci mimarilerinde derlemeyi ve çalıştırmayı anlatacağım arkadaşlar. Bunun için 13.0 kullanıyorum. ARMv7 mimarili ve üzerinde ARMvn Linux kurulu arkadaşlar. Şimdi bu sistem için çapraz derleyici kullanarak programımızı derleyelim, başlayalım. Terminalle geldim. env yazıyorum. Hedef işletim sistemini GoOS ile belirtiyorum. Linux olacak. GoOS Linux diyoruz. Sonra hedef mimarisi de ARM olacak. Onun için GoArch diyoruz. Buraya ARM yazıyoruz. ARM V7 olarak belirtmeye gerek yok arkadaşlar. Bunu kendisi şey yapıyor. Go kendisi içinde hallediyor. Ve buradan Go Build ve dosyamızın ismini yazıyoruz arkadaşlar. s-4.go Enter diyoruz. Şu an derledi. Ve bu derlediğimiz dosyayı Orange.0'ya göndermek istiyorum arkadaşlar. Orange.0 şu an ambiyan açık ve default'ta SSH da açık arkadaşlar. Şu an şeyden serial terminalinden bağlandım. IP'si de buymuş. Şimdi buna SSH'dan bağlanalım. SSH-L kullanıcı adınız. Boşluk, IP adresiniz diyorsunuz. Enter. Buradan şifremizi girelim. Evet, gördüğünüz gibi kılıç çekelim. Şimdi bu root dizini, root dizinin içine derlediğimiz programı göndereceğiz arkadaşlar. Bunu da scp ile yapıyoruz. scp go os-4.go Bunu root diyorum. 132.0.103 dizinin de belirtiyorum arkadaşlar root olarak. Root'un içine aksi. Evet, şifremi istedi. Programı gönder. Koyu gönderdim yanlışlıkla. Koyu göndermeyecektim. Söylediğim programı gönderecektim. Evet. Şimdi gönderdik arkadaşlar. Çekelim. Buradan nokta slash ile programı çalıştıracağız arkadaşlar. Go yazıyoruz. os-4 enter diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane komut girmiştik. Hangileriydi bunlar? cat proc version cpu info ve ifconfig. Gördüğünüz gibi buradan uname'i bastı. Yani uname'in versiyonu bastı. İşlemci bilgilerini bastı. 4 çekirdekli işlemcimiz varmış. Ve ifconfig'i bastı arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz komutları, programları çapraz derleme ile destekleyen işletim sistemini mimariler için derleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için arkadaşlar bloguma girip ziyaret edebilirsiniz. Buradan öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Android için de derleme yapabiliyoruz. Diğer işletim sistemleri de bulunmakta burada. Bu video bu kadar olsun. Herkese kolay gelsin.